Tüm bu akıl almaz istekleri de soracağız. Gayrimenkul uzmanı Ayşe Fügen Arda bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydınlar. Günaydın, hoş bulduk Duygu Hanım. Kolay gelsin. Sağolunuz sizlere de. Bu az önce haberinin izlediğimiz bir husus var. Değerlendirmelerini de gördük ama siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Mesela çoğunlukla böyle bir istek olabiliyor mu? Hukuki mi? Bu boyutu zaten ayrıca tartışıyoruz ama neler söyleyeceksiniz? Bu özellikle son 2 yıldır uygulanan %25 sınırlama, kira zam oranlarındaki sınırlama mal sahiplerini otomatik olarak bu konularda çok daha tavizsiz veya çok daha şartları zorlayıcı bir seviyeye geldi. Çünkü biliyorsunuz bu 2 yıl içinde %25 sınırı yüzünden çok ciddi mahkemelerde davaların sayıları arttı. Ve hatta cinayetlere, kavgalara, yaralanmalara kadar giden birçok konu oldu. Şimdi mal sahipleri bütün bunları görünce, başına böyle bir şey gelmemiş bile olsa, bütün bunları görünce otomatik olarak bazı önlemler alma gereği hissettiler. Eskiden de tahliye taahhütnamesi istenebiliyordu ama çok seyrek oluyordu. Şimdi tahliye taahhütnamesiz, talepsiz genellikle kiralama işlemi yapmıyoruz. Bizim bu sene yaptığımız bütün kiralama işlemlerinde mal sahibi tahliye taahhütnamesini şart koştu. Ama biraz önceki haberinizde geçtiği gibi üzerine mutlaka tarih yazarak 2 yıl, 3 yıl gibi 5 yılın altında kalmasına özen gösteriyor mal sahipleri. Çünkü 5 yılda enflasyonla eriyen kiralar tabii mal sahiplerini çok mutsuz ettiği için böyle bir şartı koşuyorlar. Mutlaka bir 2 yıl, 3 yıl üzerinden bir tahliye taahhütnamesini istiyorlar ama hepsini de noterden istiyorlar. Artık bu son 2024'te kiraz sınırı kalkmaz, zam oran sınırı kalkmadan önce başladı bu zaten. Çünkü mal sahipleri sahiden çok mağdur oldu bu son 2 yıl içinde. Mağdur olanlar oldu, öyle diyelim. Evet. Şimdi peki yani haklı mı haksız mı? Bu gerekçeleriyle konuşuruz elbette. Yorumlamaya devam edebiliriz. Bu kriterler çünkü çok şaşırtıcı ve bazıları da hakkaniyetli değil. Birçoğu hakkaniyetli değil. Bu enflasyon süreci takip ediyoruz. İşin bir tarafında da yani enflasyonda biz rakamsal olarak bir hızda yavaşlama görüyoruz aslında aydan aya baktığımızda. Beklentiler bu yönde devam edeceği şeklinde. Rakamlar özellikle konut ve araç piyasasında artmadığı için enflasyon karşısında bir düşüş gibi algılanıyor. Bu piyasa son noktada nasıl ilerliyor? Size bunu sormak istiyorum öncelikle. Satışlarda zaten son satış rakamlarını aldık biliyorsunuz Haziran'da çok ciddi bir düşüş var. Hemen hemen son 10 yılın en düşük fiyat artışları gerçekleşti satış rakamlarında. Kiralamalarda da hemen hemen öyle gibi gerçekleşti. Ama ben satış rakamlarında aynı şekilde devam edeceğini, yani artış hızının düşeceğini, fiyatların son 1 yıl içinde ciddi bir şekilde zaten aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Ama aşağıya doğru indiğini derken zaten enflasyona karşı mevcut fiyatlar artmadığı için dediğiniz gibi eridi. Kiralar da aynı şekilde değil çünkü kiralar bir şekilde daha zorunlu. Hani mal almak yani gayrimenkul almak ya da konut almak biraz daha insanların tasarruflarıyla alakalı ama bunu yapamıyorsa böyle bir olanağı yoksa mecburen kiraya çıkmak zorunda. Yani kira, yemek, içmek ve barınmak zaten anayasal bir hak ve artık kaçınılmaz bir ihtiyaç. Bunu nasıl gerçekleştirecek? Kiraya çıkacak eğer bir konut alamıyorsa. O yüzden kiralamalarda fiyatlar evet biraz daha mantıklı seviyeye gelmeye çalışıyor ama o kadar yükseldi ki o mantıklı seviyeyi de insanlar ödeyememe durumundalar ve kiralıklar da biraz piyasada eskisi gibi hemen 1 ay içinde kiralanmıyor. Bir süre daha beklemeye başladı. Ama ben kirada denge biraz bozuk olduğu için yani arz ve talep dengesi yeterli şekilde dengede olmadığı için kiracılarda maalesef fiyatların kiralarda düşmeyeceğini çok düşünüyorum. Satılıklarda nasıl durum? Orada bir düşüş olur mu? Satılıklarda artık üstüne koymuyorlar ve eğer ihtiyaç varsa mal sahibi satmak zorundaysa yani top bir satıcı diye bir terimimiz var bizim. Top bir satıcı değil ihtiyaçtansa kendisi için acil bir durum varsa bu şekilde fiyatlarda düşmeler başladı. Yani en azından şunu da ısrar etmiyor. Bir dönem yaşadık biz Duygu Hanım. Son 2 yıl 2022-23'te hemen hemen her ay fiyatlara ikinci kullanıcı da dahil sadece firmalar değil zam yapıyorlardı.
Hani işte bir ayda bir bakıyorsunuz bir %5 daha arttırıyor, bir %10 daha. Tabii onların hepsi şu anda durdu. Ve enflasyon oranında da baktığınız zaman enflasyonun karşılığı eridiği için fiyat satış oranı 3 ayı 4 ayı geçtiğinde otomatik olarak fiyat erimiş oluyor. Hele bir de mal sahibi arttırmazsa zaten daha da eriyor. Ben bu şekilde devam edeceğini görüyorum. Çünkü bir alım gücü zorluğu var zaten. İhtiyaç olmadığı sürece konut alımlarında çok fazla bir yukarıya gidiş olacağını zannetmiyorum. Son olarak konuttaki hep konuştuğumuz o arz problemi var ya, onun önüne geçmek adına bazı uygulamalardan söz edilmeye başlandı. Yani konut üretimini artıracak uygulamalar ya da konut edinemeyenlerin fonla kira geliri benzeri gelirler elde etmesinin önünü açacak ve oradan gelen finansmanın da bu özellikle yarım kalan projelerin devam etmesi için kullanılacağı gibi hususlar ifade edildi. Konut arzı nasıl? Bu tarz önlemler yeterli oluyor mu? Ya da mevcut durumda şöyle bir baktığımızda ileriye bu problemi çözebilecek mi? Türkiye'de 7 milyon kiracı var. Bu 7 milyon kiracı otomatik olarak artmaya başladı. Son bir yılın içinde kiracı olma oranı, mal sahibi olma oranına göre gittikçe artıyor artık. Evet. Bu neyi gösteriyor? İnsanlar alamıyorlar ve kiralamak zorunda kalıyorlar. Eğer yeterince kiralık daire bulunamazsa ne olacak bu insanların durumu? Sahiden çok büyük bir soru işareti. Bunların çok önlem olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü konutu alan zaten içinde oturmayı tercih ediyor. Şimdi yeni gelen vergilerle de ikinci eve, üçüncü eve veya işte kira gelirinden daha yüksek vergilere gibi yapılan uygulamalar, yapılacak uygulamalar insanları konut alımından imtina etmeye yönlendirecek. Bu durumda ne olacak? Eğer evini kiraya verecek olan mal sahibi olmazsa insanlar neyi kiralayacak? O zaman devletin bir şekilde kiralanacak konut üretmesi gerekiyor. Yani satılıktan çok kiralanacak konut, sadece kiralanacak konut üretmesi artık kaçınılmaz bana göre. Sosyal konutlar üretmeli. Öğrencilere, memurlara yönelik, mutlaka sadece kiralık, satışa yönelik değil. Yani TOKİ'nin yaptıkları genellikle biliyorsunuz satışa yönelik ve insanların ödeyemeyeceği kredi taksit oranları fiyatlarıyla geliyor. Ama bana göre sadece kiralık konut üretilmeli. Çünkü çok büyük miktarda bir kiracı oranımız artacak gibi görünüyor olurdu. Ev sahibi oranı azalıyor zaten son yıllarda. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.